Herkese merhaba, ben Simge. Bugün Defne ve Seda'nın mutfağını ele geçirdim. Kimler bir yaşına basmak üzere, onlar için çok güzel, harika, rafine şekersiz, tam buğday unlu bir pasta hazırladım. Şimdi tarifini sizler yapacağım. Haydi başlayalım. Şimdi ilk başta pandispanyamıza başlayacağız. Pandispanyamıza rafine şekersiz tam buğday unundan yapıldığımız bir pandispanyamız var. Malzemeleri kısaca bahsedeyim. Tereyağımız var, bir katı yağımız var, yumurtamız var, tam buğday unumuz var, kabartma tozu, karbonat var, bademimiz var ve yoğurdumuz var. Burada şunu bahsetmek istiyorum. Tabii ki kekinizi karbonatsız ve kabartma tozu kullanmadan da pişirebilirsiniz. Ama bu sefer kekiniz tabii ki kabarmayacaktır. Ve bunun yanı sıra da kabarmadığı için de bir tık cıvık nemli kekleriniz olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Belki bu durumlarda birazcık daha un miktarını arttırmanız gerekebilir. Bu arada bütün kullandığım malzemelerin miktarları aşağıda yazıyor olacak. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk başta tereyağımı çırparak başlıyorum. Tereyağımı en hızlı devirde çırpmaya başlayacağım. Eğer evinizde böyle bir stand mikseri yoksa da çok rahatlıkla elinizde kullandığınız bu el tipi mikserlerde de en yüksek devirde de kullanabilirsiniz. Ve içine balımı ekliyorum şu anda. Şimdi sıyıracağım kenarlarını ve tekrardan çırpmaya devam edeceğim. Bu aşamada tereyağı ve balınızın çırpılması çok önemli. Çünkü aslında burada ne kadar tereyağını kabartırsanız o kadar kekiniz kabaracaktır. Tereyağı ve balınızı koyduktan sonra tereyağı artık böyle sarı görüntüsünü beyaza döndürene kadar iyice çırpmaya dikkat edin. Çünkü dediğim gibi iyice kabarması bu aşamaya bağlı. Şimdi teker teker yumurtalarımı ekleyeceğim. Yumurtayı buraya kırmamın nedeni, şimdi bazen biliyorsunuz bozuk yumurtalar çıkabiliyor ya da kabuk kaçıyor. Direkt o yüzden ben başka bir kaba kırıyorum ki buradaki bütün malzeme mahvetmeyeyim ya da kabuk oradan ayırmakla uğraşmayayım diye. Yavaş devirde çeviriyorum ve iyice homojen olana kadar ikinci yumurtayı eklemiyorum. İkinci yumurtamı ekledim ve sonuncu yumurtamı da ekliyorum. Yumurtanızı eklediğinizde böyle kesik kesik görüntüler olabilir. Endişelenmeyin, yanlış yaptığınız hiçbir şey yok. Sadece bu malzemeler arasındaki sıcaklık farklılıklarından olabiliyor böyle şeyler. Zaten katı malzemelerinizi koymaya devam ettikçe bu kesik görüntü ortadan kalkacaktır. Katı malzemelerimi eklerken mutlaka yavaş devirde yapıyorum ki etrafı batırmayayım. Ve kaşık kullanarak koymak benim için daha güvenli gidiyor. Siz de öyle yaparsanız etrafı batırmazsınız. Evet, unum iyice karıştı. Daha sonrasında bir parça yoğurdum var. Yoğurdumu katacağım. Bu arada küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu yaptığım pandispanya reçetesini isterseniz böyle küçük muffin kalıplarına doldurup da pişirebilirsiniz. Aynı reçeteyi kullanabilirsiniz. Toz badem yerine file badem kullanabilirsiniz. Böyle arada kıtır kıtır, arada hoşluk katacaktır pandispanyanıza. Ya da badem bulamadığınız fındık kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz. Şimdi yoğurdumu ekliyorum. Evet, bütün malzemeler birbirine karıştı. Son kez bir de spatula ile geçireceğim üstünden. Bu pandispanya çok temel bir tarif. Dolayısıyla içine isterseniz limon kabuğu rendeleyip limonlu yapabilirsiniz. Portakal kullanabilirsiniz, narinciyelerden faydalanabilirsiniz. Ya da kurutulmuş elma, armut gibi şeylerle de çeşitlendirebilirsiniz kekinizi. Tamamen aslında kullanabileceğiniz çok basit, çok lezzetli bir kek. Ben bu kekimi pişirmek için böyle baklava tepsisi denilen tepsilerden kullandım. Bunu Eminönü'nden temin edebiliyorsunuz ya da artık böyle her şey online olarak da satın alabiliyoruz. Ama herkesin evinde olmak zorunda değil. Borcamlarınızı pişirebilirsiniz. Böyle biraz daha çukur fırın tepsileriniz vardır. Onlara bir yağlı kasereye kullanabilirsiniz. Yine aslında bu ne kadar büyüklükte bir yaş pastası yapmak istediğinizle de alakalı. Ama evde bunu yoksa da borcamı dediğim gibi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada önemli olan keki kullandığınız kaba eşit bir şekilde yaymanız. Çünkü bir tarafta fazla bir tarafta az olursa bu sefer kalın ince böyle bir kekiniz olacaktır. Ve keserken bu sefer eşit miktarda pandispanyalarınız olmayacak. Aslında en önemli noktalardan biri de bu keki yaparken. Evet, kekin fırına girmeye hazır.
Bunu 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirmeniz yeterli. Tabii kullandığınız kabın büyüklüğüne göre birazcık oynamalar olacaktır. Nasıl kontrol edeceğiz simge derseniz de elinize bir kürdan aldığınızda böyle tam orta noktasına batırıp çektiğinizde eğer herhangi bir şey gelmiyorsa kekiniz çok güzel bir şekilde pişmiş demektir. Alabilirsiniz. Ben şimdi fırına atıyorum ve sonrasında kremasını yapacağız beraber. Evet, şimdi bir yaş pastamızın kremasını yapmakla devam ediyorum. Burada çok basit 3 tane malzemem var. Bunlardan biri labne peyniri. Bunun yerine evinizde süzme yoğurt varsa da kullanabilirsiniz, krem peyniriniz varsa da kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu, çok sulu bir peynir ise mutlaka onu süzdürüp suyundan arındırmanız. İkinci malzeme olarak elimde hurma püresi var. Bunu evde nasıl yapabilirsiniz? Hurmaları evde sıcak suya koyduktan sonra ertesi günü sıcak suyunu süzüp blenderdan çektiğinizde böyle çok lezzetli hurma püreleriniz oluyor. Bunları tatlılarınıza, yoğurtlarınıza da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncü malzeme olarak ise kakaom var. Ben peynirimi şimdi koymuştum kazana. Başlıyorum çırparak. Peynirimi birazcık çok minik çırptım. Şimdi içine hurma püremi ekliyorum. Evet, hurma pürem de iyice karıştı. Şimdi kakaoyu yavaş yavaş ekliyorum. Evet, şimdi mikserde karıştırma işlemi bitti. Yine spatula ile bir sıyıracağım. Kremam iyice homojen oldu, güzel bir kıvama geldi. Burada bu kıvamı tutturmanız önemli. Aslında bu kullandığınız peynirin böyle sululuk kıvamını da göre değişiyor aslında. Dolayısıyla burada gramajlarla biraz oynayabilirsiniz. Birazcık kakaoyu azaltıp arttırabilirsiniz. Çünkü iki pandispanya arasında kremamızı sıkacağız ve üzerinde böyle sabit net bir kremamızın olması lazım. O yüzden burada birazcık göz kararı gidebilirsiniz. Ve bu kıvamı yakalamaya dikkat edin. Şimdi benim böyle bir sıkma torbam var. Evinizde olmayabilir. Bir buzdolabı poşetinden de faydalanabilirsiniz. Nasıl ucunu keseceğiz. Şimdi kremamı bunun için alıyorum. Evet, şimdi fırından mis gibi kokular yayılmaya başladı. Kekimi çıkartıyorum. Kekiniz piştikten sonra hemen kalıbından çıkartmaya çalışmayın çünkü oldukça sıcak olacaktır. Hatta mümkünse yapacağınız günden bir gün önce pandispanyanızı pişirirseniz çok daha rahat edeceksinizdir. Sadece günde hemen kremayı yapıp süslemek kalacaktır size. Bir yaş pastası için ben böyle kendime bir kalıp kestirdim. Bunu kırtasiyelerde yaptırabilirsiniz. Ya da ben hiç uğraşamam, gidemem derseniz de evde bir yağlı kağıda, bir A4 kağıdını istediğiniz boyutta bir rakamı çizerek bunu kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbımı buraya koydum. Çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Böyle yan yana iki tane bir rakamı çıkaracağım. Böyle parmaklarımla tutuyorum ve bunun etrafından kalıbı kullanarak pandispanyamı kesiyorum. Tabii ki arta kalanları atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Alıyoruz, bu yaptığınız kremayla olabilir. Ya da başka bir muhallebi yapmışsınızdır, evinizde o kalmıştır. Onunla böyle iyice yoğurarak, mıncık mıncık yaparak küçük topçuklar yapabilirsiniz. Sonra onları kakaolaya bulayabilirsiniz. Hindistan cevizinize böyle bir ara öğün olarak çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Birincisini çıkarttım, şimdi ikincisini kesiyorum. Şimdi yanıma bir kap aldım. Kenarındaki kekleri buna koyacağım. Burada acele etmeyin. Çünkü böyle acele ederek şeklini bozabilirsiniz pandispanyanın. Evet, şimdi bütün hazırlığımı yaptım. Kremam yanımda, meyvelerim yanımda. Pandispanyalarımı çok güzel bir şekilde bir şeklinde çıkarttım. Bir tane sunum yapacağım tabağım burada. Siz burada birinizin büyüklüğüne göre istediğiniz tabağı, tepsiyi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi öncelikle bir tanesini dikkatli bir şekilde alıyorum. Alt tarafta böyle kırılmalar, parçalanmalar olabilir. Hiç endişelenmeyin. Zaten bir kat kremalar koyacağız. Onu böyle çaktırmadan yapıştırabilirsiniz. Kremanızı kullanmadan bir tık böyle dondurucunuza atıp iyice katılaşmasını sağlayabilirsiniz ki daha böyle düzgün net kremalarınız çıksın. Ucunu minik kesiyorum ve şu şekilde tuttuktan sonra sıkmaya başlıyorum. Ben şimdi direkt ikinci katı da koyacağım ama dilerseniz siz kendinizi güvende hissetmek isterseniz ya da baktığınız olabilir biraz peyniriniz cıvık kalmış. Bu katı sıktıktan sonra yine biraz dondurucuda biraz böyle kendine set edip tekrardan çıkarabilirsiniz. Şimdi ikinci katını koyuyorum. Burada işte dikkatli olmanız lazım biraz çünkü
Burada kurtarmak işi biraz daha zor oluyor. Aynen üstüne yerleştirdim. Üzerini de aynı şekilde koyacağım. Ben üstüne bu arada taze meyveler kullanacağım. Siz isterseniz daha başka kendinizin yaptığı, çocuğunuza yedirdiğiniz kurabiyelerden faydalanabilirsiniz. Bundan sonrası aslında biraz sizin evde kullandığınız malzemelere ve yaratıcılığınıza kalmış. Ben meyve olarak böğürtlen yaban mersini seçtim, ahududu seçtim, altın çiçek çilek seçtim ve kurutulmuş limonlardan biraz faydalanacağım. Tabii ki kurutulmuş limonlar biraz dekor amaçlı. Bunu çocuğunuzun önünüze verdiği zaman yemesine hemen böyle kaçırırsınız onları. Pastam hazır. Şimdi işin en zevkli kısmı süsleme kısmına geçiyorum. Şimdi bunları böyle bir dekor olarak yerleştiriyorum. Böyle hep aynı malzeme kullanmaktansa renk geçişlerine dikkat edin. Bir kırmızı, bir siyah. Ben bunu şimdi kız ya da erkek çocuk için her ikisini de olabilecek şekilde tasarladım. Sizin kız çocuğunuz varsa daha pembe dekorlar seçebilirsiniz. Yaban mersinlerim, altın çileklerim var. Altın çileklerim de şimdi böyle daha güzel dursunlar diye yapraklarından kurtarmadım. Böyle ikiye böldüm. Aynı onun şekilde de yerleştiriyorum. Çok basit, böyle ikiye bölüyorum. Ayırıyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi sarıdan sonra tekrar biraz daha siyahlık, koyuluk istediğim için yaban mersinlerini koyacağım. Şimdi biraz limon dilimlerini görüyorum. Bunları böyle bütün de koyabilirsiniz, ikiye de bölebilirsiniz. Paşa keyfiniz nasıl istiyorsa. Ve şimdi pastam hazır. Bir yaş pastam. Dediğim gibi ben böğürtlen kullandım, yaban mersini kullandım, altın çilek kullandım. Açıkçası böyle gözüme hoş gelen ne varsa markette onlardan aldım. Ama siz isterseniz muz kullanabilirsiniz, elma dilimleri kullanabilirsiniz. Ama elma dilimlerinin şöyle bir riski var, misafirlerinizi beklerken kararabilirler. O yüzden üstüne biraz limon sıkarsanız eğer kararmasını önleyecektir. Şimdiden iyi eğlenceler, afiyet olsun. Pastacılıkla ilgili başka benden ne videolar istiyorsunuz? Bunu aşağı yazarsanız da onları yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde birçok malzeme kullanıyorum burada. Bunları da benden alışveriş nerelerden yapıyorum, nereleri geziyorum, nerelerde dolaşıyorum. Paylaşmamı isterseniz de büyük bir zevkle videosunu çekiyor olacağım. Bana yorum yapın. Hepinize iyi eğlenceler. Görüşürüz.